Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız bizler de iyiyiz. Çok şükür değerli izleyicim, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız, ne yapıyorsunuz değerli izleyicim? Allah'ım hepinize iyilik, sağlık versin. Dertler ve dermanları atmasa, sanatçılar bakması yüce Mevlam mücadım. Bugün de arkadaşlarım, bugünkü videomda sizler şöyle görmüş olduğunuz gibi ısmanak kavurması yapacağım. Umarım sizler de videomu beğenirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Canlarım benim, yarın benim uygulama sınavım var. Onun için şöyle görmüş olduğunuz bir aldığımı sizlere göstereyim. Şöyle bir demet arkadaşlarım maydanoz aldım. Bu şekilde sizlere göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi canlarım benim 3 tane de patlıcan aldım. 3 tane de ayrı bir aldım onun arkadaşım için. Arkadaşımızın bulunduğu yerde patlıcan bulamamış. Onun için onu aldım işte arkadaşlarım. İlk önce size bir onu göstereyim dedim. Eğer kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aboneliklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı, reklamlarımı atlamadan izlersiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Sizler sayesinde gün gün büyüyoruz, bir aile oluyoruz. Değerli can ailelerim benim. Bir de ben sizlere canlar. Bir öncesinde bir şekilde gördüğünüz gibi. Böyle gülüyor musunuz canlar? Hatta şöyle sizlerin görmesi için şu kabımızın içerisine alayım ben bunu. Şimdi şuradan çatal alayım. Çatalla göstereyim bir ben sizlere bunu. O zaman ne göstereceksin? Onu şimdi merak etmişsinizdir arkadaşlar. Ben şimdi canlarım benim bu şekilde. Görüyor musunuz? Sizler belki bunu bilmezsiniz. Bu ne olsam diye soran izleyicilerim de olabilir. Şöyle yakından göstereyim sizlere bir de. Bu ne tatlısı olsam versin şimdi. Bu bildiğiniz arkadaşlarım şekerin kendisi. Yani pancar bu. Bu şekilde. Böyle büyüğü de var, küçüğü de var. Küçük olanlarını da göstereyim sizlere bir şekilde. Gördüğünüz gibi küçükleri de böyle. Şu elimdeki de en büyüğü. Bunun arkadaşlarım en tatlı olanı büyükleri olur. Şöyle sizlerle de üstüne şöyle bir katman keseyim. Hemen bir tadına bakayım sizlere de göstereyim. Göz aklınız varsa arkadaşlarım helal edin. Bunu biz geceye bir saatten kaynattık. Tam da gerçekten efsane olmuş. Adamın da ellerine sağlık. Bunu arkadaşlar ben güzelce soydum. Adam düzgünümüzü haşlattı. Dün gece bir tanesini yemiştik. Şimdi burada 3 tane kalmış bununla birlikte. Bu büyük olan zaten 2 tane 3 taneye bedel oluyor canlarım benim. Şeker tadı gerçekten içerisinde çok güzel. Şeker sevenler yiyebilir yani canlarım benim bununla. Şeker sevmeyenler bile yer gerçekten tadı o kadar güzel ki. Köylü olanlar, köylü olmayan herkes bilir yani. Köylü olan da bilir, köylü olmayan da bilir. Bunun tadında ayrı bir şey. Dış rengi arkadaşlar biraz değişik görünüyor. İç rengi gördüğünüz gibi şuradaki şekilde. Tam çatalı bastırdığım yerdeki gibi oluyor. Evet, çarpacağız ben onu yerim. Şunu da düzgünce geri koyayım. Can dostlarım benim. Ben bunu gerçekten çok severim. Bir oturuşta ben bundan, yani bunu ben kendi başıma yiyebilirim. Sizlere öyle söyleyeyim ben. Olsan sen ne kadar koca boğazsın diyeceksiniz şimdi beni de. Koca boğazsın da bu arada yani çok yoğun o anlamda söyleniyor bizim köyde, bizim oralarda. Tabii şimdi işte ben bunu da güzelce kavurayım. Şöyle ilk önce arkadaşlarım ben bunu güzelce bir soğanımı doğrayayım. Ondan sonra da yarın iki malzemelerimi ayarlayacağım gari. İlk önce şöyle bir soğanımızı doğrayayım. Bunun üzere ısınar bile gidelim de. Yarın işte arkadaşlar normalde ben mücver içerim. Mücver etmekle işleyelim istemedi. Şimdi hocamı da bizim yapması İmam Bayıldı'yı beğendiydi. İmam Bayıldı yapmak istedim. Öyle yani canlarım benim. İmam Bayıldı yapacağım. Yani her gün istediğini yapacak. Ve işte falan yapacağım da akşam ben bunu. İşim bayağı bir çok yani yarına. Reçetemi çıkaracağım. Önlüklerim falan her şeyimi hazırlayacağım. Bunun bir arkadaşına bir uygulama sınavı oluyor. Sınav yani. Bundan not alıyoruz. E-okula da geliyor. Yani karneleri işleniyor bunun not puanında. Şöyle şuraya geleyim, şurada sayayım da kamerada görmem falan şimdi. Bu soğanımız da ikizmiş. İki soğan doğuruyoruz. O zaman sen iki soğan doğradın der gibisin sanki. Ne görüyorsunuz mu? Bir soğan iki kardeş. Şekilde bunu da güzelce bir doğrayalım. Bunu arkadaşlar çok ince ince doğramamıza gerek yok. Ama ben tabii ki ince ince doğruyorum. Niye olsa ince ince doğramamız gerek yok diye ince ince doğruyorum diye soracak olursanız. Herkes arkadaşlar kendine göre yapabilir yani. Ben böyle çoğunlukla bunları ince seviyorum. İnce olunca daha bir güzel oluyor. İçerisinde daha fazla gibi geliyor sanki bana. Sizler kendi istediğinize göre
ister kalın ister ince olacak şekilde doğrayabilirsiniz. Sizlere kalmış yani nasıl doğrayacağınız, nasıl yapacağınız değerli dostlarım. Bu şekilde ben bunları güzelce doğruyorum sizlerle birlikte. Hatta ben arkadaşlarım bunları doğrayayım sizlere, ben ondan sonra döneyim geri. Evet canlarım, ben soğanlarımı güzelce doğradım değerli izleyicilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu an sizleri ön kameradan çekim yapıyorum. Az önce çünkü tripod yere düştü bir anda. Neden düştü ben de onu anlamadım. Bir bakalım şöyle yukarıda, bir de sizlere ters taraftan yani arka kameradan çekmeye çalışacağım. İnşallah bu sefer olur değerli can ailelerim benim. Şöyle şimdi sizlere de soğanlarımızı ilave edeceğim. Şöyle ön kameradaki ilave edeyim. Şöyle birazcık kameramızı da kaldırayım bir şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Oldu. Şöyle koyalım sizlerle birlikte bunu da. Değerli dostlarım, yine sizlerim görmüş olduğunuz bir şekilde bir baş soğan bayağı bir oldu arkadaşlar bunun içerisinde. Bazıları da gözden kaçanlar olmuş, onlar birazcık büyük olmuş. Onları da şöyle güzelce doğrayayım. Bunlar arkadaşlarım yeni baş soğan herhalde, o yüzden birazcık böyle doğarması falan zor oluyor kışlık soğan büyüklerinden. Bayağı büyük arkadaşlarım, katı bunlar da. Daha yeni sökülmüş herhalde. Tamamdır şu şekilde. Gözüne büyük gelenlerle de güzelce. Şimdi küçüktüm. Bunları şöyle koyayım. Bunları yıkayacağım şimdi ben. Kameradan bir gözükmüyorum. Arka kamerada bir deneyeyim ben sizler için. Arka kamerada arkadaşlarım bu şekilde oluyor. Nasıl göründüğümü şu anda bilmiyorum sizlere canla. İnşallah iyi düzgün görünüyordur yani. Şu şekilde şunları birkaç güzelce ben yıkayacağım. Tamam, yine yıkadım arkadaşlarım. Tabii ki ötümdeki öyle toprak yetiştiği için her taraf toprak oluyor. Öyle şu şekilde güzelce bir katta yıkayacağım. Böyle bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yüksel ve lal kalbi. Rabbi temin bil hayr. Elden elbeden tatmanin ve Rabbi bu hayır içiyle yedirmeyi, yemeği nasip eylesin inşallah. Sizler ne yaptınız arkadaşlar? Bu akşam yemeklerimize. Sizler de işte bugün akşam yemeğine nohut yemeğimiz var. Çok şükür olsun Rabbine. Sonra gördüğünüz gibi şu şekilde İşte ıspanağımız var, ıspanak kavurması yapacağım. Yumurtası yaptım arkadaşlarım, bugün yumurtalı yapmayacağım. Sonra başına ederim, ben size hemen bakıp sizlere de söyleyeyim. Çünkü sizler de arkadaşlarım soruyorsunuz bizlere. Sonra arkadaşlar taze yoğurdumuz var, böreğimiz var, bal kabağımız var. Sonrasında başka neyimiz var canlarım benim. Sonra pırasamız var, peynirimiz var. Öyle işte yani, bakalım başka bir şeyler daha yaparım bunun yanına. Çok şükürler, bin şükürler olsun Rabbime, Rabbim verdiği nimetlere binlerce kez şükürler olsun. Şu şekilde bu da güzelce birazcık yüzle koysun. Şöyle görüyorsunuz hala su var içerisinde. Aynen, suyunu tamamen bırakmamış içerisinde. O sırada da biz sizler de soğanlarımızı kavuralım. Ocağın başına sizler de geçelim. Evet canlarım, şöyle görmüş olduğunuz gibi soğanımızı ocağımızın üzerine koydum. Şimdi arkadaşlarım sıvı yağ ilave edeceğim bunun üzerine. Sizler isterseniz zeytinyağı ilave edin, isterseniz sıvı yağ ilave edin. Fark etmez. Ben şöyle birazcık göz kararlık önce sıvı yağ ilave ediyorum sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi. Biraz da arkadaşlarım göz kararı sizlerle birlikte canlar. Bunun üzerine değerli izleyicilerim zeytinyağımızdan ilave edeceğim. Zeytinyağı da çünkü ayrı güzel bir tat veriyor buna. Sizler arkadaşlarım zeytinyağıyla mı yaparsınız, şekeryağıyla mı yaparsınız komple yorumlara yazın. Ben ikisini karışık yapıyorum şu şekilde. Şimdi size şöyle zeytinyağımızı ilave ettim gördüğünüz gibi. Birazcık sizlere parlak durmadı gibi oldu kamerada. O yüzden şöyle tripodumuzdan ışığını yakalım. Siz değerli izleyicilerimize güzel görüntü aktaralım şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Işığı açınca arkadaşlarım kamerada bile ne kadar güzel görünüyor gördüğünüz gibi. Işıklı ortamda çekim yapmak gerçekten çok güzel oluyor, çok iyi oluyor. Soğanlarımızı kavuralım. Bol yağımızın içerisinde. Yağımız da bol oldu şöyle. Gördüğünüz gibi. Güzelce kavuralım canlar. Sizlerle birlikte değerli izleyicilerim. Gerçekten çok severim ben bu ıspanak yemeği. Sizler de sever misiniz? Böyle güzelce kavuralım tamamen. Tamamen arkadaşlarım soğanlarımız 5 dakika içerisinde falan kavrulur. Yeni katılan izleyicilerimiz var. Yeni katılan abonelerimiz var. Onlar da buradan bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum bu arada. İyi ki de geldiniz, beni tercih ettiğiniz için, yorum yaptığınız için. Rabbim hepinizden bir kez 50 bin kere razı olsun inşallah. Değerli abilerim, ablalarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, teyzelerim, dayılarım. Beni izlemede kalın, beğeni beğenin diyorum yanlışlıkla. Görmüyor musunuz? Konuşamadım bir anda da. Kafam karıştı da.
Böyle yağımızın içerisinde güzelce kavruluyor gördüğünüz gibi. Yağırtlaşım kamerada daha fazla görünüyor sanki. Ama o kadar fazla değil. Şöyle gördüğünüz gibi yani bizim ıspanaklarımız çekeriyor yağı. Bu şekilde güzelce yağımızın içerisinde de kavuracağız. Şöyle birkaç daha karıştırayım da. Çünkü biliyorsunuz zaten zeytinyağının yanma derecesi biraz daha düşük. Normal ayçiçek yağının daha yüksek. O yüzden şu şekilde güzelce kavurmak, karıştırmak önemli. Yoksa zeytinyağımız yanabilir içerisinde. Yanık kokusu gelir. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlarım hepsini ince ince doğradım öyle. Zaten içerisinde eriyecektir. Bazıları da şöyle birazcık kalın kalmış. Onları da şu şekilde kaşığımızla birlikte güzelce bölüyorum ortadan ikiye falan. Böyle yağımızı güzelce kavrulsun. Sizler ne pişirdiniz bak yemeklerinizi bu arada? Yemeklerinizi yediniz mi? Çaylarınızı, kahvelerinizi içtiniz mi? Ben işte arkadaşımız daha kemerimiz yemedi falan da daha gelmedi. Şu anda ben ne yapıyorum? Bir elimle şeker pancarı yiyorum. Bir elimle gördüğünüz gibi şurada şöyle ıspanağımızı kavuracağım. Şöyle güzelce tabii ki de soğanlarımızın kavrulması önemli sizlere söylediğim gibi. Ben arkadaşlarım içerisinde bunu şimdi başka bir şey kullanmayacağım. Bir tuzunu koyacağım. Başka bir şey yok yani. Tuzunu da en son edeceğim. En son aşamalarda. Bu videomda bugün sizlere yetiştirmem lazım. Bugün de günlerden salı bu arada. Hayırlı salı. Aa salı dedim. Bugün de günlerden çarşamba. Salı nereden çıktı? Yarın işte uygulama sınavında sizlere söylemiş oldum. Yarın günlerden perşembe. Şimdiden cumanız mübarek olsun değerli can dostlarım benim. Belki videomu sizler cuma günü izlersiniz. Belli olmaz yani. Her gün izleyen izleyicilerimiz oluyor. Şimdiden hayırlı cumalarınız olsun. Şu şekilde. Gördünüz mü? Soğanlarımız da bayağı bir kavruldu. Artık sizlerle birlikte ben bunun üzerine yavaş yavaş ilave edebilirim artık ıspanaklarımızı. Ama tabii ki ıspanaklarımızın suyu tamamen çıkmamış. O yüzden şöyle böyle ıspanaklarımızın suyunu iyice çıkarmak için bir sizler görmeden bir ıspanaklarımızın üzerine bir basınç uyguluyorum. Çünkü gecemizin içerisinde olduğu için suyu tamamen gitsin diye başka bir suyu falan kalmadı herhalde bunun içerisinde. İçerisinde suyu çıkmış arkadaşlar. Şu an içerisinde su falan çıkmıyor. Tamamdır artık. Bunu da güzelce içerisinde ilave edelim sizlerle birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. Elimle mi ilavesim arkadaşımın ilavesem bilemedim. Şöyle yavaş yavaş sizlerle ilave edelim. Zaten bu ıspanaklar bunlar da bir şey kalmaz da. Şöyle şu anda çok görünümüne bakmayın yani siz. Bu böyle çok görünüyor. Sonrasında azıcık bir şey kalıveriyor. Şöyle güzelce kavuralım. Ispanaklarını yiyeceğim ben. Ocağımızın sevmişti bir tanesi de. Kapağını kapatacağım zaten az sonra. Kapağı kapalı şekilde yavaş yavaş. Bu senin anında olur. Ocağımızın altı biraz da kıssam iyi olacak. Ama sizlere bu videomu ısıtırmam lazım. Öğrenin bir tek arkadaşlar görüntülmüş olmaz. Hemen oluversin. Falan gelince de ısıtırız artık. O şekilde yeriz. Hem yemeğimizde birazcık dinlenmiş olur. Tuzunu falan az sonra ilave edeceğim. Şimdi ilave edersen çünkü arkadaşlar yarım kızgınlığına geçebilir. Yarım kızgınlığına geçerse de pişmesi yavaşlayacaktır. Böylece en son aşamalarda ilave edelim ki bir de ıspanağın içerisinde bildiğim gibi demir vitamini var. Demir vitamini olduğu için arkadaşlarım tuz en son ilave etmeniz daha iyi olur. Çünkü demir vitamini A, D, E, K vitaminleri yağın içerisinde ve tuzda kayboluyor. O yüzden tuzumuzu en son ilave edelim ki içerisinde vitamin kaybı daha az olsun. Bir de D vitamini olan şeyler arkadaşlar, yani demir vitamini dediğime olanlar, mesela bu ıspanağın içinde D vitamini vardı. Bu ıspanağı mesela bıçakla değdim ama elimizle parçalamamız lazım. O şekilde daha iyi olur yani. Şöyle üstünü gördüğünüz gibi şu şekilde bir koyayım. Yan tarafından da kısayım birazcık altına. Şu şekilde. Kapağını da kapatayım ben bunu. Bu şekilde bir 5 dakika falan dursun. Alt kapalı kısık şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Sonrasında sizlere tekrardan göstereyim. Evet canlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi tarafları güzelce pişti. Şimdi sizlerle öbür taraflarını da pişireceğiz. Daha şu an hiç çevirmedim. Şöyle bir güzel sizlerle şimdi çevirme işlemini de yapıyoruz. Gözümde buharlandı hemen. Böyle görüyor musunuz? Soğanlarımız da maşallah birazcık daha kavrulmuş oldu. Şöyle
Tamamen her tarafı güzelce kavurulasa kadar kavuracağız. Değerli dostlarım. Bu şekilde olacak yani. Bir 5-10 dakikada böyle pişireceğim yüksek ateşte. Sonrasında zaten hazırdır artık. Tuzunu, karabiberi falan ne isterseniz. Kırmızı toz biber. İçlerine salça da ilave edilir. Ne isterseniz onu ilave edebilirsiniz yani canlar. Bu şekilde. Bu da tamamdır. Şöyle bir daha karıştırayım. Kapağını kapatıyorum. 5-10 dakika sonra hazır arkadaşlarım buradan. Sonra göstereyim size. Evet canlarım, şöyle görmüş olduğunuz ıspanak kavurmamız da oldu. Sizler de şöyle bir en son halini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde oldu. Umarım sizler de videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abonelikleriniz, beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Başka güzel videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli can dostlarım.